Voleybol Federasyon Başkanı Akif Üstündağ'la beraberiz. Bugün çok güzel bir sigorta işbirliği için buradayız aslında. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Türk voleybolu adına güzel bir gün diliyorum. Çünkü bu pandemi sürecinde sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı ve dünyayı da etkisi altına alan sıkıntılı günler yaşıyoruz bu dünyada. Ama hayat devam ediyor. Türk voleybolu bu süreçte de en iyi kararları alan, %100 destek alan, herkes tarafından takdirle karşılanan bir süreç yürüttük. Bugün bu sürecin devamında da demek doğru işler yaptığımızın bir sermayesi olarak da sponsorlarımızın bize ilgi duyması. Sponsorlar vazgeçilmezimizdir. Tabii ki bu liglerin ekonomik anlamda sponsor desteği çok önemlidir. Ben buradan Mert Grup, Sigortam Shop'a, camiaya, başta CEO'su Aydın Bey'e teşekkür ediyorum. Bize büyük destek verdiler. Birinci ligin isim sponsorluğu adı altında ve bugün bu yılın ilk imzası diyebiliriz ama önümüzde bu 10-15 gün içinde de çok daha büyük imzalarla milli takımlar sponsorluğu, diğer Efeler Ligi'nin sponsorluğu, Sultanlar Ligi'nin sponsorluklarıyla da ilgili imza törenlerini sık sık bu 15 günde bize zaman ayırırsanız bunu gerçekleştireceğiz diyorum. Ben Voleybol Federasyonu Başkanı olarak bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize vermiş oldukları destek ve katkıdan dolayı tekrar altını çizmek istiyorum. İnşallah bunun devamı gelecektir. Çünkü her geçen gün güzel bir ivme yakalayan Türk voleybolu artık biliyorsunuz takım sporlarında da şu an olimpiyatlara da vize almış, hak etmiş tek branşız. Bu anlamda da inşallah o şansları olacak takımlarımız da var. Onlar da alacaktır diye düşünüyorum. Türkiye ülkemiz adına da olimpiyatlarda daha çok sayıyla, daha çok kişilerle temsil etmek daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Peki olimpiyatlar demişken ertelenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da soralım size. Evet. Şimdi ertelenmesi hakkında demin de belirttiğim gibi dünyanın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin etkisi altına alan bu pandemi sürecinde nasıl bir etki yaratacağını zaman gösterecek. Biz buna da hazırlıklıyız. Biz zaten bu süreçte de A planı, B planı olarak da süreci yürüttüğümüzde de hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnşallah olimpiyatta da yaşamayacağız. Bizim şöyle ki dünyanın ve Avrupa'nın çok genç takımına sahibiz biz. Her geçen gün bizim lehimize olacağını düşünüyorum. Tabii zaman uzun bir zaman. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah bir yıl sonra bu olimpiyatlar gerçekleşecek, hayata geçecek. Biz de bu süreçte hep hedefimiz zirveydi, madalyaydı. Bugüne kadar çok şükür ki geldiğimiz bu süreçte hep gerçekleştirdik. Burada da ben şahsım değil ama ekibimle, biz sizlerin desteğiyle, bütün paydaşlarla biz bir ekip olarak Türk voleybolunu bir yere getirmeye gayret ettik, çalıştık. Bu gayretin, çalışmanın da sermayesini gördük. Olimpiyatta takım sporlarında temsil etmek, orada bir kürsü yaşamak, tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşamak en büyük arzumuz ve hayalimizdir tabii ki. Bunun hayallerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmedik hiçbir zaman içinde. Bu camiada bunu aşina olmuş bir camia. İnşallah bunu kürsüde süslendiririz, taşlandırırız diyorsunuz. Biliyorsunuz son 5 ayda bir ev sahipliğinde Ankara'da 14 bin seyircinin içeride, dışarıda seyircilerin kaldığı Ankara Spor Salonu'nda Avrupa Şampiyonası'nda bir final oynadık, ikinci olduk. Ardından olimpiyat elemesini, Hollanda'da yapılan olimpiyat elemesinde 8 Avrupa takımının içinden biri takım gidiyordu ve biz bunu başardık. Olimpiyatlara gitme hakkı elde ettik. Bu da büyük bir başarıdır. İnşallah olimpiyatlarda artık gitmek değil de olimpiyatta derece elde etmek çok daha önem arz edeceğini düşünüyorum. Bunu başaracak güçteyiz diye düşünüyorum inşallah. İnşallah. Biz de Türk voleybolu adına başarılarınızın devamını diliyoruz tabii ki. Bir de seyircileri soracağım size. Geçtiğimiz sezon neredeyse yarısı seyircisiz oynandı. Bu sezon içinde şimdilik öyle görünüyor sanırım. Şimdilik öyle görünüyor, evet. Şimdilik öyle görünüyor ama sağ olsun Gençlik Spor Bakanımızla, Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'yla, Sayın Sağlık Bakanımızla, tüm yetkililerle bu istişareleri yapıyoruz. Bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah 12 Eylül'de ligin başlayacağı, 12-13 Eylül'deki başlama sürecinde, Efeler ve Sultanlar Ligi'nin başlayacağı süreçte ben arzu ediyorum ki acaba seyircili oynatabilir miyiz diye bir beklenti içindeyiz. Ama bunun da oynanması için mutlak tedbirlere uymamız lazım. Eğer biz bu tedbirleri harfiyen yerine getirirsek bir an önce kucaklaşmaya, seyirciyle birlikte bu sporu yapmaya yapmayı hayata geçiririz diye düşünüyorum. İnşallah olur diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Bir de yayınları soralım. Birincilik artık yayınlanacak, TRT ekranlarından da izleyebileceğiz. Bu konudaki görüşlerinizi de soracağım sonra. Tabii yayıncı kuruluşumuz biliyorsunuz TRT şifresiz bir yayın süreci. Türk voleybolunun
Efeler ve Sultanlar Ligi'nin nerede geldiğini, nerelere geldiğini hep birlikte takip ediyoruz, görüyoruz. İnşallah Türkiye'nin 81 iline, tüm ilçelerine, köylerine, her tarafta izlenecek, yayınlanacak bir süreç yaşayacağız. Bu da bizi mutlu edecek. Her geçen gün yükselen bir trend var. Bunu daha da yükseklere, daha da iyi yerlere hep birlikte el birliğiyle getirmeye çalışacağız. İnşallah diyorum. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.